Herkese selam. Bugün çok güzel bir tarif paylaşacağım. Eğer siz de süt, yoğurt kullanmadan pamuk gibi yumuşacık, nefis bir kek hazırlamak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. 4 adet yumurtanın sarısına yarım su bardağı şeker ve 1 paket şekerli vanilin ekleyelim. Yumurtanın rengi açılıp hacmi artıncaya dek mikserle çırpalım. Üzerine yarım su bardağı sıcak su ilave edip 1 dakika daha çırpalım. Sıcak su şekerin erimesini ve dolayısıyla kekin kabardıkça kabarmasını sağlıyor. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ilave edelim. Kekimizi daha da lezzetlendirmek için 1 adet orta boy limon kullanacağız. Limonun kabuğunu rendeden geçirip suyunu sıkalım. Karışımı ekleyelim. Üzerine 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 su bardağı nişastayı elekten geçirerek ilave edelim. Ben mısır nişastası kullandım. Tüm malzemeler birleşinceye dek çırpmaya devam edelim. Diğer tarafta 4 adet yumurta beyazına 1 su bardağı şeker ekleyip kıvamı koyulaşıp beyazlayıncaya dek mikserle güzelce çırpalım. Çırptığımız yumurta beyazını 2-3 seferde hamura ekleyip alttan üste doğru aynı hızla tamamen birleşinceye dek karıştıralım. Kek hamurunu doğru hazırladığınız takdirde gördüğünüz gibi havası sönmüyor. ...24 santim çapında kek kalıbını tereyağı veya sıvı yağla yağlayalım. Hazırladığımız kek hamurunu kalıba dökelim. Kalıbı 3-4 kez yere vuralım. Önceden ısıtılmış 170 dereceli fırında ilk 40 dakika fırının kapısını açmadan pişirelim. Pişme süresi fırına göre değişecektir. Bunun için de 40 dakikanın sonunda pişmesini kürdanla kontrol edin lütfen. Kek piştikten sonra soğuyuncaya dek kalıpta bekletelim. Tamamen soğuduktan sonra üzerine servis tabağı yerleştirip ters çevirelim. Ve budur. Limon kokulu pamuk gibi kekimiz. Tadı, kokusu, dokusu şahane. Çok beğeneceğinize eminim. Mutlaka deneyin. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.